Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gündelikteki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kanalımızda diktanlar ekranımızı bulsun. Xitay Amerika'nın Şarkı-Canubi Asya stratejisiyle karşı hareket gördü. Amerika hükümetinin Şarkı-Canubi Asya elleri bilen münasibetini küçeytişige ergişip, Xitay'ımı bununla mazhalde diplomatik hareketini başlayan bulup, Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi Şarkı-Canubi Asya ve Koreya'yı ziyaretke bargan. BBC'nin bu haftaki haberde bildirilişçe, Biden hükümetinin yukarı derecelik emeldarları yakında Asya Tinç Okyan rayonunu ziyaret kılgan dekiyle, Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi 10. sentabrdan başlap Şarkı-Canubi Asya ve Şarkı-Şimali Asya'nı ziyaret kılış arkalık, rayondaki muhim devletlerinin kollaşığı erişmekçi bulgan. Bildirilişçe Xitay Taşkı İşler Ministerliği 10. sentabrdan 15. sentabrgacha Wang Yi'nin Vietnam, Kamboja, Singapur ve Koreya qatarlıq devletlerde resmi ziyareti bulunduğanlığını elan kılgan. Tört devlet içinde Vietnam bilen Singapur avgust ayında ziyaret kelgan Amerika'nın muavin prezidenti Kamala Harris'ni kutib olgan. Kamboja ve Koreya mu ayrım-ayrım halda 6. ay ve 7. ayda Amerika'nın muavin taşkı işler ministeri Wendy Sherman'ni kutib olgan. Xitay taşkı işler ministerliğinin bayanatçısı Wang Wenbin Wang Yi'nin ziyaretini tanıştırıp, Xitay mezkur tört devlet bilen hemkarlaşıp, köp taraflimilikni ve atalmış xalqaralıq adaletini ortak qoğdaş üçün hareket qıladığanlığını bildirgen. Bunundan ilgiri Amerika hükümeti Afganistan'dan asker çekindirgendikin texımı köp energiyesi ve küçüğünü Şarkı-Canubi Asya'a qartıdığallıqını, diqqitini Xitay'a karşı rekabetki merkezleştirdiğallıqını otturgu koygan idi. Tahlilçilerinin bildirişçe Wang Yi'nin bu hareketi Biden hükümetinin Asya Tinç Okyan rayonundaki iştipahını kayıt kuruşturuşallıqını yok çıkırışını maksat kılgan. Bu devletlerge nispeten etkanda iki çoğun küç bilen bolgan münasibetini kandıq bir tirap kılış, uzun müddet astaydılıq bilen oylaşkı tegişlik meselege aylanğan. Xitay tetkikatçılarının ilmi makalesi Uyghurlar sebeplik öçürüldü. Yakında Xitay tetkikatçılarının Uyghurlarının DNA evrişkisini işiltiş asasıda elan kılgan iki tetkikat makalesi danlıq iki ilmi jurnal tarafından öçürülgen. New York Vakit Gezdi'nin haberde kayıt kılınışı Xitay tetkikatçılarının iki makalesi 2019 yılı Xalqaralı Kanuni Medisina Jurnali bilen İnsan Irsiyeti Jurnalı'da elan kılınan bulup, İnsan Irsiyeti Jurnali 30. Ağust, Xalqara Kanuni Medisina Jurnali 7. Sentabr Xitay tetkikatçılarının alaqadar ilmi makalesini öçürü etkerlikke haqqıda bayanat elan kılgan. Bu iki tetkikat makalesinin avtorları köp bulup, Xitay Cemaat Xavfsizliki Ministerliğinin baş kanun doktori Li Seyşia qatarlıqlarını mı öz içige aldıken. Amerika işkemon 20. yılı 5. ayda Şarkı Türkistan'daki insan hakları depsendikliğe çetişlik diyen sebep bilen Xitay Cemaat Xavfsizliki Ministerliğinin Kanun Doktorluk Tetkikat Merkezini cezalaş tizimlikliğe kirgüzgen ve bu orunga Amerika'nın teknikisini setip bir işini çekligen. New York Vakit Gezdi 2019 yılı mezkur işke ilmi makale hakkıda haber ilan kılgan bulup, Xitay tetkikatçılarının neçe yüzligen Uyghur'un DNA evrişkisini analiz kılganlığı ve DNA evrişkisi arkalık bir adamın çırayı, boy igizliki katarlık alahidliklerini öz içi algan, cismani alahidliklerini kayıtı hasılı kılışkı urunğallıkı körüstüp berilgen idi. Tetkikat elan kılıngandikin ilmi cemiyet Uyghurlarının tetkikat üçün kan evrişkisini öz ihtiyarlıkı bilen temelligen temellimigeliki, bulup mu Xitay sakçılarının evrişki iliş hizmetigi katnaşkan katnaşmağallıkı guman kozgan. Mälum bolışça Belgiya Levin Katolik Üniversitesi'nin profesörü Yevis Morav ilgiri Xitay'nın geniğe münasifetlik 529 tetkikat makalesinin tähalli kılışı arqalıq 2011 yıldan 2018 yılgıcı bolğan arlıqta elan kılıngan tetkikat makale avtorlarının yeriminin Xitay Cemaat Xavfsizliki herbi yaki adliya organlarındaki emeldarlar işkerlikini bayqıgan. Jurnal tahriratının bayanatıda mezkur ilmi makalelerinin avtorları temelligen tetkikat dairesiyle alakadar uçurlarının yeterlik emesliki, tahrirlik nizamları ve halkara ahlaki prinsiplarına maskildiğen kelmeydiğallıkını bekitişinin kıyıngı toxtaydiğallıkı kayıt kılınğan. Filipin sakçileri tört Xitayını etip öldürdü. Bir neçü gün ilgiri Filipin sakçileri zehir etkeskelerine zerb bir hareketi teşkilligen bulup, bu jarayonda 4 Xitay zehir etkazçisi sakçılar tarafından etip öldürülgen. Filipin sakçı dairelerinin bildirişçe 7. sentabr Filipin'nin zehir çekleş alahide atırtı zehir etkazçilik ruhiga karşı hareket icra kılgan bulup 68 milyon dolar kıymetindeki zehirlik çekimlik ve bir kısım korallarını kolgu çürgen.
Bu jarayonda 4 Xitoy saqchilar tomonidan etib o'ldirilgan. Saqchi doiralari mazkur Xitoylarning saqchilar bilan qoralliq etishganligini va qichishqa uringanligini bu jarayonda o'q tegib o'lganligini bildirgan. Filippin prezidenti Rodrigo Duterte bu haqda ifoda bildirib, mazkur Xitoy jinoyatchilarining etib o'ldirilganligidan afsuslanganligini, ammo har qanday chet ellikning Filippinning qonunlariga bo'ysunishi kerakligini bildirgan. Ammo uning bu so'zi Filippinlik tor ahlining noroziligini qo'zg'agan. Ular Duterte'nin Xitaylar üçün əfsuslanğanlıqını, amma nime üçün öldürülgən Filippinliklar üçün inkas bildirməydiğanlıqını əyibləşgən. Məlum buluşcə, saxçılar bundan başqa yana 3 Xitay cinayətçini qolğu düşürgən. Təşkilatlar Birliginin İdarə Hay'eti aylıq kengəş yığını ötküzdü. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi idora hay'ati 10-sentabr Istanbulning Safaköy'deki Samovar choyxonasida oylik kengash yig'ini o'tkazdi. Kengash yig'inda Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati, Tashkilotlar Birligining planidagi xizmatlarning amaliyishish ahvoli xulosa qilindi. Yig'inda yana kelgusi xizmatlardan 1-oktabr Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 72 yillik munosabati bilan tashkillangan faoliyat. 4-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Birlik Shurosining tayyorlik xizmatlari 12 noyabr Sharq Turkiston Jumhuriyatlarining qurilish kuni xotira faoliyatining o'rinlashtirish xizmatlari muzokara qilindi. Undan boshqa yig'inda yana tashkilotlar birligiga a'zo bo'lish iltimosi sunilgan jamiyatlar haqida qaror chiqarildi. Shundoqla Sharq Turkiston da'vosida ijtimoiy uchur vositalaridan texnik unumlik foydalanish masalasi muzokara qilindi. O'rkash davlat Turkiyada ziyorati bo'ldi. Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining muavin bosh kotibi O'rkash Davlat Apandi bu qatimqi Turkiya ziyorati jarayonida Turkiyadagi o'qituvchi partiyalarining mas'ullari bilan bir qator ko'rishishlarda bo'ldi. Ziyoratga Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi va Uyg'ur tadqiqot instituti raisi doktor Erkin Akramov hamroh bo'lgan bo'lib, 6-sentabr IYI partiyasining muavin raisi Yavuz Or Ali o'g'li Apandi hay'atni partiyaning markazida kutib oldi. Uchrashuvda Sharq Turkistonning navbatdagi jiddiy vaziyati va buningga qarshi qilish tegishlik ishlari muzokara qilingandan keyin Turkiyaning islom dunyosidagi o'rnining muhimligi, Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatiga qarshi islom dunyosini uyg'otishda Turkiyaning muhim rol o'ynaydiganligi o'tirg'i qo'yildi. Uchrashuvda O'rkash Apandi yana Turkiyadagi o'qituvchi partiyalarning Tayvan bilan hamkorlashishi to'g'risidagi fikr takliflarini ham o'tirg'i qo'yib o'tdi. Arqadan 7-sentabr yana uzundan buyon Uyg'urlarning ovozi bo'lishda izchil bo'lib kelayotgan Buyuk Birlik partiyasi raisi Mustafa Dastigi Apandi ham O'rkash davlat boshchiligidagi hay'atni partiya markazida qabul qildi. Ko'rishishda o'xshashli Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati, Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va buningga qarshi Turkiya va islom dunyosida qilishga tegishlik ishlar haqida tafsiliy suhbati bo'ldi. Mustafa Dastigi Apandi hay'atga qilgan so'zida Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchiligiga islom dunyosining bo'libmi Turkiyaning sukuti turmasligi kerakligini, aksincha Turk jumhuriyatlari va islom dunyosining o'rtaq inkas qaytarishi kerakligini, ammo reallikning dal aksincha bo'layotganligini, shunchaki partiyaning oldimizdagi kunlarda bu masalani texnik kuchli shaklda o'tirg'i qo'yadiganligini bildirdi. Mustafa Dastigi Apandi O'rkash Davlat Apandining Turkiyaning bo'libmi Buyuk Birlik partiyasining Tayvan bilan hamkorlashishi to'g'risidagi talab fikrlarga javoban partiyasining dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoyga qarshi davlat va guruhlar bilan hamkorlashishga tayyor ekanligini o'tirg'i qo'ydi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah ertəki xəbərimizi görüşkəcə sizlərinə cənabı Allah təşəkkürümüz. Şunaqla proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xidmət təşərrümə köpdən-köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmetullah.